Sizlere biraz sır vereyim, sır anlatayım inşallah. Sır ilminden anlatalım inşallah. Bismillah. Taha suresi. Sağ elindeki nedir ey Musa? Evet. Sağ elindeki nedir ey Musa? Niye Allah sağ el diye özellikle belirtiyor? Bilmiyorsunuz. Dedi ki o benim asamdır. Şeytana Allah'a sığınırım. Ona dayanmakta. Onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Allah ne olduğunu biliyor. Konuşturuyor Hazreti Musa'yı. Cenab-ı Allah, Allah dedi ki, onu at ey Musa, elinden at. Böylece Musa asayı attı. O asa hemen hızla koşan bir yılan oldu. Yani böyle hareket eden bir yılan. Allah dedi ki, onu al. Ve korkma, biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Yeniden o yılan ağaç haline gelecek. Önce ağaçken yılan oluyor, sonra yılanken de ağaç oluyor. Çok kısa süre içinde. Niye korkma diyor? Çünkü kaçtı Hazreti Musa. Yani çok uzun bir kaçma olayı oldu. Yani kısa sürede çok uzun mesafe kaçtı. Orada bıraktı. Yani çok şiddetli korktuğu bir varlık yılan. Hazreti Musa'nın. Yani öyle bir içinde müthiş bir heyecan var onun. Hazreti Musa'nın. Allah geri dön diyor. Geri dönüyor. Şimdi git kuyruğundan tut diyor. Yılanın. Yani en yapmak istemediği bir şey. Allah dediği için yapıyor. Tuttuğunda bükülen yılan bir anda atıp dümdüz asa haline geliyor, tuttuğu anda. Elini koltuğuna sok, yani koltuğuna sok. Bir hastalık olmadan, bir başka mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Bu şekilde elini çıkarttın, bembeyaz çıkıyor. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Şimdi önce Cenab-ı Allah hazırlıyor Hazreti Musa, bir kere korkmaması. Yılanla onu hazırlıyor. Çünkü en korktuğu şey yılan. Korktuğu şeylerden bir tanesi. Bir de yaratılışı ispat etmesi gerekiyor. En önemli şey o. Çünkü Firavun Darwinist. Materyalist o devirde. Nil'in çamurlarından tesadüfen insanların oluştuğunu söylüyor. Ama yaratılışı da anlatması gerekiyor. Açıklayacak bir delil de ne olabilirdi düşünüyor. Nasıl anlatabilirim? Cenab-ı Allah yaratılışı, yani Darwinizmi hemen yıkacak net bir delil veriyor ona. Yani ana konu önce yaratılışı ispat edecek. Yani Darwinizmi yıkacak, sonra iman hakikati anlatacak. Firavun'a git, devrin Deccal'ına. Demek ki Deccal'den kaçılmıyormuş. Başka ülkeler oraya buraya kaçılmıyor. Firavun'un olduğu yere gidiliyor. Bak Firavun'dan kaçılmıyor. Başka ülkeler oraya buraya gidilmiyor. Firavun neredeyse oraya gidiyoruz. Mehdi Firavun'u arayacak. Gidip gırtlağına çökecek ilimle irfanla. İnşallah. Kaçmayacak. İnşallah. Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Azma yani deccaliyetin en önemli özelliklerimizi azmadır. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. Yani göğsümü ferahlandır. Önce şu kalbimdeki heyecan bir gitsin. Yani kalbim bir yatışsın, kalp atışlarım normal dönsün, nefesim normal olsun, kalbim beni sıkıştırmasın. Çünkü o zaman dili de tutuluyor. Yani konuşma gücünü de kaybediyor. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Heyecanlandığında konuşamayacak hale geldiği için konuşacak hale getir beni diyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.
Hazırlık yapıyor. Gel. Tamam, geliyorum biraz sonra. Ki söyleyeceklerim kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Bak, etrafımdaki insanlardan demiyor. Ailemden. Çünkü tanıyor kardeşini. Kendi kavmine güvenmiyor. Çünkü kavminde Müslüman adam, yani gerçek dava adamı göremiyor. Ya Rabbi diyor, ben kardeşimden başka kimse, kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına kimseye söz dinletemiyorum diyor. Öyle azgın bir kavim. O devirdeki Museviler. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Özellikle o isim veriliyor. Harun. Kardeşim Harun'u. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Bak, kaç yönden yardım istiyor. Bak, onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim. Allah'ı çok analım. Ve seni çok zikredelim. Tek başına çok zor oluyor diyor, ya Rabbi diyor. Demek ki Müslümanlar tek olmayacak. İnşallah. Bir arada olunca zikir kolaydır. İnşallah. Tesbih kolaydır ve güzeldir. İnşallah. Şüphesiz sen bizi görüyorsun diyor. İşte masonlukta o üçgen içinde Rabbin gözü vardır. Her yeri Allah'ın gördüğünü remz etmek içindir o. İnşallah. Üçgen içindeki göz. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Ses şeklini duyuyor. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diye Allah hatırlatıyor. Hani annene vahyolarını vahyetmiştik, onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Ben diyor daha önce seni çocukken sandığın içine koydum. Bu çok tehlikeli bir şey diyor, suyun içinde. Sandıkta, orada bile tehlike içinde değildin. Evet, değil mi? Bak, çocuksun, sandığın içindesin ve suyun içindesin. Evet. Çok riskli bir şey bu, değil mi? Evet. Ama Allah riski değil diyor, ben seni görüyordum diyor. Evet. O zaman bunu düşün diyor, yani ben burada seni koruduğuma göre orada nasıl koruyacağımı da anlarsın diyor. İnşallah. Ve Firavun da seni alacağını da yarattım diyor. Firavun alacaktı seni diyor. Bu daha da vahim bir tehlike. Çünkü o devri çocukları zaten şehit ediyor. Evet. Yani kasap o yani. Evet. Çocukları, her gördüğü çocuğu şehit ediyor. Evet. Yani tehlike üstüne tehlike. Bak, çocuk, tek başına çocuk, sandığın içinde, sandık suyun içinde, bırakılan suyun aktığı yerde Firavun'un sarayının önünde. Evet. Firavun'un eline geçecek şekilde. Bu kadar büyük bir tehlike içindeydin diyor. Allah yine seni ben korudum diyor. Maşallah. Orada Firavun'un sarayına çıkıp gitmekten niye korkuyorsun diyor. Yani çocukken seni koruduğuma göre, bu kadar risk daha büyükken seni koruduğuma göre, şimdi de seni korurum diyor. Aklına getir bunu diyor. Maşallah. Yani tam tevekkül et, kendini teslim et diyor Allah. Evet, gözümün önünde yetiştirmen için kendime sana bir sevgi yönelttim. Seni böyle sevimli ve tatlı kıldı. Çok acayip sevimliymiş küçükken. Böyle tam pehlivan yapılı, gürbüz, şeker bir bebekmiş. Firavun Hanım'ı görünce çok tatlı diyor, bayağı güzel diyor, buna kıymayalım diyor. Bunu yetiştirelim diyor. Firavun da aklı yatıyor görünce, hakikaten çok güzel diyor. Kendi eliyle kendini yok edecek kişiyi yetiştiriyor. Mehdiyette aynı böyledir. Aynı bu şekildedir. Deccal Mehdi'nin farkına varamayacaktır. 70 perdeyle kapalı olacak. Ya diyecek, ya bu imkansız, bu değildir diyecektir. Yobazlar diyecek ki, ya bu kafir. İrtitat etmiş, mürtet bu diyecekler. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Din değiştirmeye geldi diyor. Hatta Deccal diyorlar Mehdi'ye. O yüzden bu 70 perdenin içinden Mehdi görünmeyecek.
Son ana kadar. İnşallah.